Mutfak yayınında birebir futbolla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca gündemin öne çıkan spor haberlerini, gazete manşetleri, başlıkları sizlerle buluşturacağız. Ve her gün olduğu gibi bugün de gündemi Turgay Demir'le birlikte değerlendireceğiz. Günaydın Turgay abi, hoş geldin. Günaydın. Biraz evvel anonsla dedin ki seni gelecek haberler var. Hadi başla bakalım. İstersen direkt başlayalım mı? Başlayalım. Çünkü çok konumuz var. Milli takımımız bu akşam Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Mücadele İstanbul'da Türk Telekom stadında. Bununla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Onları yeneriz. Hemen hatırlatalım. Birebir futbol etiketiyle bizlere sorularınızı ve görüşlerinizi yazın efendim. Twitter üzerinden birebir futbol etiketiyle bizlere sorularınızı, görüşlerinizi yazın. Gündeme dair daha interaktif bir program yapalım. Ve sen sorulara cevap ver. Aynı zamanda değerlendirmeleri de bir kafa yoralım. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz neler söylüyor? Onlara da bir kulak verelim gündeme dair Turgay abi. Tamam. Hürriyet gazetesinde bugün iki haber var. Biri dün aslında senin de değindiğin. Hatta bugün gazete manşetlerine bakıyorum Turgay abi. Yine transfer dönemini belki geride bıraktık ama Ocak ayındaki transfer dönemine dair haberler var. Bunların hepsini buluşturuyoruz spor severlerle, futbol severlerle. Ama bir de gerçekler var. Hürriyet gazetesi 18. sayfasında dört büyüklerin borcu 13 milyar lira demiş. Türk futbolunun lokomotif kulüplerinin borcu her geçen yıl katlanarak artıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu son 8 yılda %534 oranında arttı Turgay abi. Yani böyle bir yüzde oranı hayal edebiliyor musun? Yani evet, transferler yapılsın, giderler sürekli var ama gelirler konusunda kulüplerimiz büyük bir çıkmazın içinde. O gelirler gelmiyor artık Turgay abi, o noktadayız. 2012 ve 2020'de dört büyüklerin borç miktarlarını da yine sayfada okuyucularla buluşturmuş Hürriyet gazetesi. Fenerbahçe'nin 2012 yılında 0.568 milyar TL'ymiş borcu. 2020 yılına geldiğimizde 5.2 milyar. Şimdi artış oranı 8.15. Beşiktaş'ta 2012 yılında 0.585 milyar TL'yken borç miktarı 2020 yılına geldiğimizde 3.33, artış oranı 469. Galatasaray'da 0.731 2012 yılında borç miktarı, 2020'ye günümüze geldiğimizde 3.3 milyar TL. Yani artık bir çıkmaza doğru geldik. Bundan sonrası ne olacak? Deniz bitti artık. Okyanus da bitecek gibi görünüyor Turgay abi. Ya şimdi bu kulüplerin imkanları bu borçlarından fazla. Mesele o imkanları harekete geçirebilmek. Fakat bu gördüğümüz manzara, bugün haberi yapan Hürriyet de dahil, bizler de dahil, hepimizin sorumlu olan bir manzara. Her transfer döneminde biz bu hesapları ancak transfer bitince yaptık. Transfer döneminde. Hatta takımlar transfer yapamaz diye konuştuğumuz, yazdığımız zaman evet, eşimiz dostumuz kırıldı ya dedi. İşte öyle diyorsun ama transfer yapamazsa ne olacak falan. 2010 yılı mıydı? Bir araştırma yapmıştım. Federasyondan resmi rakamları almıştım. Yani 10 sene önce. Hı hı. Başlık şöyle çıktı Sabah gazetesinde ve Fotomaç'ta. Bu gemi batar. Kulüplerin borçlarını yazdık. Dedik ki bunlar gerçek rakamlar değil. O zaman AŞ'ler yok. Kap yok. Bunlar gerçek rakamlar değil. Ama bu gerçek olmayan rakamlarla bile bu gemi yüzemez dedik. Sonra biz o gerçek rakam, o rakamları işte kendimize göre bir çarpanla çarpıp asıl borç bu kadar dedik. Bir altını çizelim. Biz toplumun dikkatini bundan 10 sene bir haberle dedi, devam ettirdik, çektik. Dedik ki bakın bu gemi batar. Mahmut Özgener o zamanlar tesadüf, ben Lig TV'den çıkıyorum, o da geliyor Şansal abiyle muhabbete. Baba dedi 500 milyon yaptım dedi yayıncıyı. Şey, hatta dedi Şansal'dan takım elbise kazandım dedi. Ben dedim ki kulüplerin borcu da 5'e katlanacak. Çünkü sen daha çok para getirdin diye o parayı doğru yere kullanacak olan yok. Dün Fatih Erim'in bir lafı var. Ne dedi? Ozan'ı sattık dedi değil mi altyapıdan? Evet. Bir kuruş dedi altyapıya gitmedi. Evet. Doğru mu? Bir Ozan kuruş daha çıkarabilecek miyiz bilmiyorum. Evet. Ben şimdi burada 40 yıldır amatör futbolun içinde olan, altyapılarda bu ülkede en çok maç izleyen,
aktif gazeteci olarak 17-14 gördüğüm yerde izlerim. Yoldan geçerken trafik sıkıştı, bir yerde futbol sahası varsa yakında, maç da varsa gider izlerim. Ben burada şimdi altyapıdaki sorunları anlatayım, kimse izlemez bu programı. Ben bu kulüplerin buraya nasıl battığını satır satır anlatayım. Böyle kimseyi de suçlamadan, hani Aziz Yıldırım, Fikret Orman, Yıldırım Demirören, işte Mustafa Cengiz, Özhan Canaydın demeden sistemi anlatayım. Kimse izlemez. Niye? Adam diyor ki ya baba sen bana takımımın alacağı futbolcu varsa onu söyle. Sen hikaye anlatma. Yıldırım Demirören, Simao'yu, Fernandez'i, Quaresma'yı aldığında ben Beşiktaş'ın 800 milyon TL'si uçtu diye haber yaptım. Bütün stat bana küfretti. Bütün stat. Bir tanesi değil. Bir sonraki maçta. Niye biliyor musun? Sana ne lan Beşiktaş'ın borcundan? Adam futbolcu alıyor. Sen muhasebeci misin? Bir tek Beşiktaş'ın mı borcu var? İnsanlar gerçekleri duymak istemediler. Bu geminin yüzmeyeceği federasyon başkanları da biliyordu, kulüp başkanları da biliyordu, herkes biliyordu. Futbolcular yöneticilerden zengin hale geldiler. Yerli futbolcular, özellikle yabancı yasağının daha sık olduğu dönemlerde. Evet. Ya şöyle söyleyeyim ben, aklımda kalan birkaç transfer söyleyeyim. Dün hatta Ahmet Hoca'yla tartıştık. Alpay 7-8 milyon dolara geldi. Beşiktaş Tayfur Avuççu'ya bildiğim kadarıyla 8 milyon dolar mı ne verdi transferini? Ayhan Akman'a da. Öyle. Bak, bugün 2 milyon euroyu, 3 milyon euroyu Mandzukic'e veremiyorsun. Yani evet. bu paralar öyle bir harman savruldu ki. Bu rakamlar, inan bana az bile, şöyle söyleyeyim ben sana. Oradan devleti çıkar. Bak devleti çıkar oradan. Şimdi yatıp kalkıp dua etsinler. Biz böyle deyince yalak oluyoruz. Ben kimin necdetine bakmam. Bu ülkenin sporda yaptığı devrimin farkında değil insan. Çocuklarımız, torunlarımız farkına varacak ama. Bir stada gidecekler. Kim yaptı? İşte Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İşte bunu hangi bakan zamanında yaptı? İşte Kasaboğlu zamanında ya da işte falanca bakan zamanında. Önemli değil. 2002-2020 bütün statlar değişti. Kapalı salon dediğimiz, yani biz o yanlış deyim hep konu. Salon dediğimiz olurdu. Yoktu. İstanbul'da iki tane vardı. Bir tane spor sergi vardı. Hı hı. Şimdi olmayan il yok, olmayan ilçe yok. Bağcılar'da devasa salon var. Şimdi bir bunu. İkincisi, bu kulüplerin elbette Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kendi stadını yaparken harcadığı para daha farklıdır. Galatasaray'ın evet, daha farklı. Ama özünde hepsinde devletin bir katkısı vardır. Hepsinin vardır. Sen bu rakamların içine bir de şunu koy. Keşke öyle bir hesap. Keşke devlet açık. Devlet de açıklamıyor. Devlet de bunları kolluyor. Ben olsam, ben bugün Cumhurbaşkanım, derim ki ben bu kulüplerin 2002-2020 arasında şu kadar vergi borçlarını affettim. Ne kadarını affettim? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir o kadar çıkar. Faizlerini koy devletin yasalarına göre. Bir o kadar çıkar. Yani bugünkü borç kadar para çıkar. Şunu demek istiyorum. Devlete rağmen bu kadar borçta bunlar. Devlete rağmen. Dolayısıyla bu kulüplerin iki tane kurtuluş formülü var. Ben bunu her fırsatta da söyleyeceğim. Birinci formül şu. Bunu yapacak güç yok şu anda. Ne Ali Koç'ta var, ne Mustafa Cengiz'de, ne Ahmet Nurçebi'de, ne de Ağoğlu'nda. Camiaları %100'e yakın bir güç harekete geçirmek. İşte Gürüş İnşaat Beşiktaş'ın sponsoru olmuş. Normal şartlarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, özellikle bu camialarda. Hatta Trabzonlu olup da Beşiktaş, Galatasaray, Fener tutanlardan özüne dönse diyelim. Evet. Bu camiaların vereceği reklamları formada koyacak yer bulamazsın. Bak, formada koyacak yer bulamazsın. Kol dolar, omuz dolar, sırt dolar, şort dolar, tozluk dolar. Böyle şey gibi, film afişi gibi olur formalar. Bu camianın normal gücünde. Statların içinde maç sırasında canlı reklamlar, sabit reklamlar, antrenman sahaları falan reklamları koyacak yer bulamazsın. Normal şartlar. Ama camianın gücü harekete geçmiyor. Niye? Bugünden bağımsız söylüyorum. Bu Fikret Orman için de geçerlidir. Ahmet Nurçebi için de. Ben iyi bildiğim Beşiktaş'tan bahsediyorum. Serdar Bilgin için de böyle şey geçer. Demirören. Ahmet'le kavgalı. Mehmet onu sevmiyor. O Ahmet'i sevmiyor. Öbürü Mustafa'yı sevmiyor. Falanca diyor kötü olsun ki ben iktidara geleyim. Filanca diyor ki işte bu adam diyor bu sene de şampiyon olsa biz bir daha Beşiktaş'ta kapıdan geçemeyiz. Yani camianın gücü 80'e 90'a 100'e bölünüyor. Evet. Ama bakın
borsayı açık bilmem ne konuşma, ben konuşuyorum. Bu kulüpler battı. İlan edilmiyor. Bu kulüpler Konkordato'yu çoktan ilan etti. Hani diyorlar ya, bankalar el koyacak. Arkadaşlar, gerçeği söyleyen insan yok. Bankalar el koydu zaten. Sizin anladığınız anlamda değil hani. El koyduk kulüp bizim olsun, onu kimse yapamaz, o değil. Şu anda bankalar olmasa sen batmışsın zaten. Bu noktaya geldik. Batmışsın zaten. O yüzden kimse transfer mransfer bırakın. Bir gün anlatırız. Altyapı deyin ki transfer istediğiniz kadar, siz taraftarlar sosyal medyada. Transfer istediğiniz kadar deyin ki bana altyapıdan kimi çıkardın? Bu soruyu sorun ki öyle zorlayın bu kulüpleri. Belki bir şeyler düzelir. Peki devam edelim. Foto Maç gazetesinde bir transfer haberi. Ocak